Efendim haftaya hafta sonuna devredeceğiz. Cuma akşamı Türkiye'nin saati 20'yi gösteriyor. Ekranlara başında bizi takip eden bütün değerli seyircilerimize ortak yayında ulusal radyo aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere ve interaktif mecralardan bizi izleyen bütün değerli izleyicilerimize İstanbul'dan mutlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyoruz. Büyüteç gündemiyle birlikteyiz. Haftanın ekonomi değerlendirmeleri için iki kuşağımız var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi salı akşamı, bir diğeri de bu akşam gerçekleşiyor. Ve her zaman olduğu gibi Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu'yla ekonomik mercek ana unsur olmak üzere gündem değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Şimdi tabii özellikle Ukrayna meselesi üzerinden kopartılan bir yaygara var ve bunun işte yurt dışı yaptırımları, Türkiye'nin de işte buna dahilip olmadığı, akşam saatlerinde gelen bir bankanın bu konuya ilişkin bir mesajı ne anlama geliyor? Bütün bunları biraz analiz etmeye çalışacağız. Kuşkusuz başta akaryakıt olmak üzere yükselen fiyatlar, enflasyonda elbette ana gündem başlıklarımız arasında olacak ve Hakan Topkuru'nun da yine analizleri arasında. Özellikle işte bu işsizlik rakamları, iş gücü ve buna bağlı unsurlara ilişkinde değerlendirmeleri olacak. Hakan Topkurulu, size ve değerli ailenize mutlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar Sayın Karay. Akşamın sıcak gelişmesi bu Rusya merkezli yine bir yaptırım tartışmasıydı. Buna bir Türk Bankası'nın da katıldığına ilişkin bir takım veriler geldi Hakan Topkurulu. Ve bu ne anlama geliyor? Tabii bir anda genel medyanın biraz bu meselelere bakışında kafa karışık olduğu için acaba Türkiye'de yaptırımlara giriş yaptı mı yapmadı mı gibi bir denklem ortaya çıktı. Bir isterseniz nedir bu olay? Siz bunu incelediniz. Bir bize onu özetleyin. Bunun ardından da vermek istediğiniz sanıyorum örneklemler var. Buyurun. Evet, şimdi Sayın Karadut, tabii çok polemiğe açık şeyler bunlar. Dünya artık grift bir sistem içinde, o sistem içinde olduğu için bazen yaptırımlar deniyor, nereden nasıl uygulanacağı meçhul falan. Akşamüstü bugün öğleden sonra çıkan dedikodu şeklinde bir bilgi dolaşmaya başladı sosyal medyada. Bizim büyük özel bankalarımızdan, en büyük grubumuza bağlı özel bankalarımızdan birinin verdiği bir bilgi, bir şey yanlış anlaşılıp sanki o banka kendi kafasına göre, kendi başına Rusya'ya yaptırım, Rus bankalarına yaptırım uygulamaya başladı gibi bir haber. Şimdi ben Reci'den rica edeyim. Ben iki tane kredi kartı örneği aldım. Bunları şeyde paylaşırsak ekranda daha iyi örnek olacak. İki tane kart örneği görüyoruz. Evet. Bir MasterCard, bir şimdi de bakın, Visa kart. Buyurun. Visa. Evet, özellikle yani güvenlik kodlarını seçtim. Göremiyoruz. Onu ben sizden ayrıca alacağım. Peki. Şimdi bakın. Dünyada ilk kurulan kredi kart ödeme sistemleri, bu Visa vardır, MasterCard vardır, Diners Club vardır falan. Ama şu anda dünyadaki en büyük ödeme sistemleri, daha doğrusu en eski ödeme sistemleri olarak Visa ve MasterCard geçer. Bütün izleyicilerimizde elinde banka kartı, kredi kartı olan varsa bu işaretlere zaten aşinadır. Biliyorsunuz Rusya, Ukrayna çatışmasıyla beraber Atlantik ülkeleri Rusya'ya karşı ne tür yaptırımlar uygulanacağını tartışmaya, düşünmeye başladılar. İlk akıllarına gelen tabii finansal yaptırımlar olduğu için hemen 7 tane Rus bankasına işte SWIFT sisteminden çıkarma, yaptırımlarına başlama falan gibi kararlar alındı. İşte bu kararlardan bir tanesi de Visa ve MasterCard'ın Rusya'daki bu bankalara yaptırım uygulamasıydı. Şimdi çok doğal olarak Rus bankaları çok eski yıllardan bu yana Visa ve MasterCard üyeleri
Çünkü bu o kartları da üretiyorlar ve bu kartlarla birlikte kendi vatandaşlarına, kendi müşterilerine dünyada ATM'lerden, alışverişlerde POS cihazlarını kullanma hizmeti veriyorlar. Ama Eurocard ve Visa'da, özür dilerim, Mastercard ve Visa'da bu yaptırımları uygulama kararı alınca Rus 7 bankaya bu bankaların kredi kartları doğal olarak dünyanın hiçbir yerinde Mastercard ve Visa POS'larından geçme şansı kalmadı. Buna Türkiye'de dahil. Yani bakın şimdi 7 tane banka, bunlardan bir tanesi kartlarını gördüğümüz VTB Bank. Bu da yaptırım uygulanan bankalardan biri. 7 tane Rus bankası bu Visa ve Mastercard'la Türkiye'de alışveriş yapmak isteyenler sadece o banka değil, bakın hiçbir bankadan alışveriş yapamayacaklar. Çünkü Visa ve Mastercard bunların banka kodunu iptal etmiştir ödeme sisteminden. Dolayısıyla bunlar çekmeyecektir postlarda. Olay bundan ibaret. Yani o bizim bankamız özellikle Rus bankalarına yaptırım uyguluyor falan değil. Bunlar istismar da ediliyor çünkü. Bakın işte hükümet yaptırımlara uymuyor ama bizim özel sektörümüz falan da başladı bir taraftan. Vay kahrolsunlar falan gibi. Hayır. Ben şöyle söyleyeyim. Bunlar kendi kendilerini bakın kısıtlıyorlar, biliyor musunuz Sayın Karadut? Şimdi ne gelişecek? Ben size bunların alternatiflerini söyleyeyim. Buyurun efendim. Bunların Rusya ve Çin'de bu ödeme sistemlerini, yani Visa ve Mastercard yerine yeni ödeme sistemleri gelişmeye başladı. Rusya'nın 2014 yılından sonra ilk yaptırımlar başladıktan sonra Ruslar bu tür şeylere hazırlanmaya başladılar ve Mir diye bu Visa Mastercard'ın Rus versiyonunu geliştirdiler. Mir var şu anda. Bir de UnionPay var. Bakın UnionPay Çin'e ait. Dünyada 180 ülkede geçerli ve UnionPay'in dahil olduğu 5 milyar kart var. Bakın tekrar ediyorum, 5 milyar kart var. Bu Visa ve Mastercard'dan rakam olarak daha fazla. UnionPay'in, yani Çinli ödeme sisteminin elindeki sistem ve Mir Türkiye'de geçiyor. Bakın Rusya bugün açıklama yaptı. 10 ülkede Mir geçerlidir. Yani artık Rus bankaları kendi müşterilerine Visa ve Mastercard vermeyecekler. Mir amblemli kartlardan verecekler. Bu Mir amblemli kartlar Türkiye'de kamu bankalarında ve bir tane büyük iş bankasında, onu da söyleyelim ismini, reklam olsun, iyi olur. Mir iş bankasından da Mir kart kullanılabiliyor. Aynı şekilde UnionPay'de, yani Çinli olan ödeme sistemi de kullanabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen Rus turistlerin harcama yapma, nakit para çekme konusunda herhangi bir sıkıntıları olmayacak. Bakın kendi ayaklarına kurşun sıkıyor Atlantik. Kendilerini daraltıyorlar. Birazdan bazı rakamlarla örnekler vereceğim ben. Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar ve bu aldıkları yaptırımlar Rusya'ya diz çöktüremeyecek. Siz Rusya'ya diz çöktürebileceklerini mi zannediyorlar Atlantik ülkeleri, Batılılar? Rusya bu harekata başlamadan önce başına neler gelebileceğini düşünmeden mi bu harekata başladı zannediyorsunuz? Ben şimdi şöyle Rusya ile ilgili bir takım notlarım var. İzin verirseniz onları da paylaşayım. Lütfen buyurun. Daha sonra diğer şeylere geçelim. Hatta şunları da şunu da ekleyeyim isterseniz o anlatacaklarına. Şimdi G20 üzerinden bir baskı yine oluşturulmaya çalışıldığına yönelik ajanslar da bunu, bak işte Rusya bedelini ödeyecek falan diye, Rusya'ya ağır yeni yaptırımlar geliyor diye veriyor.
Bir oligark listesi, yani işte oligarkın nedir o Türkçe karşılığı, böyle ayrıcalıklı sayılan aileler, hani ekonomik olarak güçlü şirketleri olan vesaire, belki öyle özetleyebiliriz. Özellikle yine bu oligark denilen kesimlere yönelik imalat da dahil olmak üzere bir takım engellemeler çıkartacağını söylemiş Biden. Yapacaklar mı yapmayacaklar mı ne olduğu belli değil. Bunu da ekleyin isterseniz açıklamanıza, buyurun. Tabii. Şimdi bakın, akılları sıra bunlar şeyi, Rusya'yı çepeçevre saracaklar ve Rusya'yı boğacaklar ekonomik yaptırımlarla. Şimdi bakın, hiç şeyde, ne Lavrov'da ne Putin'de buna dair herhangi bir şey var mı? Yok. Biz şeylerine, Rusya'nın şeyine el koyduk. Ya Rusya sana bıraktıysa o paraları, sana zaten borcu var. Bakın, Putin açıklama yapıyor. Putin'in yaptığı açıklaması şu: biz borçlarımıza sadığız, biz borçlarımızı ödeyeceğiz. Ama hesaplarımızda para var, hesaplarımızda para, talimat vereceğiz borçları ödemek için. Almazlarsa, bu eğer o hesaplardan o paralar alınmazsa, bunları rubleyle ödeyeceğiz. Dalga geçiyor Sayın Karadut. Putin Atlantik ülkeleriyle Batı'nın uygulayacağı yaptırımlarla dalga geçiyor. Bunlara bunu yapıyorsunuz işte, yani o temeli de kaçırmamak lazım. Tabii yani dalga geçiyor. Bakın 20 ülkeye, Rusya'yı onlar küçük minnacık bir ülke zannediyorlar galiba. Bakın Rusya karşı yaptırımlara başladı. 200 kalem malın ihracını yasakladı. Bunların içinde en önemlilerinden biri gübre ihracatını ilk önce 2 ay süreliğine yasaklamıştı. Biz onu hatırlarsanız o daha önce çatışmalar başlamadan önceydi 2 ay süreyle. Şimdi süresiz olarak yasakladı şeyi, gübre ihracatını. Dünyanın gübre ihracının %15 Rusya. Bakın, siz gübre fiyatlarının gelebileceği noktayı tahmin edebiliyor musunuz? Tabii kimlere ihraç etmeyecek bunu Rusya? Belli. Kendisiyle kötü ilişki kuran Atlantik ülkelerini, Batı Avrupa ülkelerini. Bazıları şöyle şeyde bulunuyor. Ah Putin diyor. Bunlar diyor hani şey çattı, Batı diyor yarılacaktı ikiye. Patlayacaktı. Sen diyor bunları yapıştırdın birbirine. Göreceğiz önümüzdeki dönem. Göreceğiz Almanya'daki sanayi durursa, ki bakın ben diyor Putin doğalgazı şey olarak kullanmayacağım, silah olarak kullanmayacağım diye açıklama yapıyor. Bu dostluk gösterisi aslında Batı'ya. Çünkü elindeki en önemli silah Rusya'nın doğalgaz ve bunu kullanmayacağını açıkça belirtiyor. Bu Avrupa'nın %40 doğalgaz ihtiyacı Rusya'da, aslında daha fazla da o fazlalığı şuradan kayboluyor. Hollanda'ya da doğalgaz ihracatı var. Hollanda doğalgaz ihracatını spot piyasada dağıtımını yapıyor. O Rus gazı olarak bilinmiyor ama o da aslında Rus gazı. Spot piyasası var Hollanda'da doğalgazın. Şeyi orada. Doğalgaz satış merkezi orası. Dolayısıyla %50 diyelim doğalgaz kullanımını Avrupa'nın Rusya'dan sırf fiyatıyla dahi bu işi durduramayacak hale gelecekler Sayın Karadut. Yani attıkları taş bumerang gibi kendilerine dönüyor. Amerika $1.5 trilyon daha destek paketi açıklamak zorunda kaldı. Niye biliyor musunuz? Destek paketi açıklıyor. Şunun için, bütçede para toplayamıyorlar çünkü. Bakın, destek paketi derken söyleyiverin, bütçeye ilave harcamalar çıkartıyorlar bunlar. Ama zaten çok ciddi açıkları var. Korkunç bir borçlanma var. Borçlanma artık gayri safi milli hasılayı geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde
yurt dışı borçlanma da o şekilde, kamu borcu da o şekilde. Düşünsenize, Venezuela'ya yalvarmaya gidiyor Amerika. Ya sen petrol ver de birazcık şu Rusya'nın şeyini kesiyoruz biz şimdi. Petrol ihracatını yasaklıyoruz ama dünya fiyatları çok arttı. Biz buna karşı ne yaparız? Sen destek ol. Yani öyle bir muhtaç duruma yavaş yavaş girecekler bunlar Sayın Karadut. Ben burada bunu son vereyim. Ayrı sizin sorularınızı alayım. Yani Rusya ilişkin bence mesele anlaşıldı. Rusya kendi içinde artık dünya ekonomileri arasında bir güç özellikle elinde tuttuğu, işte başta enerji olmak üzere ve uluslararası sisteme entegrasyon konusunda da süreci çok önceden zaten hazırlıklı olduğu için bu yaptırımlar biraz böyle vız geliyor. Yani sizin anlatımlarınızdan anladığım bu. Onun dışında sizin bu mesele ilişkin özellikle anlatmak istediğiniz bir başlık yok ise işte içerideki ekonomik tabloyu biraz sizinle analiz etmek istiyoruz. Tabii işsizlik verileri, işte akşam saatlerinde yine şey açıklandı, sanayi üretim verisine ilişkin bilgiler açıklandı. Akşam diyorum, gün içinde sanayi üretimi Ocak'ta yıllık %7.6 arttı ama bunun yine istihdam hattına çok sanki etkilemediğine ilişkin bir yorum gün boyunca en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Şimdi 2000 istihdam verisini evet onu yansıtıyor arkadaşlarımız. 2022 yılına yani aslında şöyle belki giriş yapmak mümkün. Geçen yılın son iki çeyreği ya da işte son çeyreği itibariyle üretimi en azından Türkiye ekonomisinin gündemine sokmayı başarmıştık. Çok fazla üretim meselesini konuşuyorduk. İşte Çin modelini konuşuyorduk. Ya da işte bazı üretim perspektifli açıklamaları daha fazla duymaya başlamıştık. Çünkü o tarihlere kadar yani geçtiğimiz yılın son çeyreğine kadar neredeyse 80'lerden 90'lardan beri tek konuştuğumuz veri Merkez Bankası yükseltti mi alçalttı mı dolar ne olacak döviz ne olacak sanki finansal piyasalar hattına sıkışmış bir denklemi konuşturmak durumunda bırakıyorlardı toplumu ve ekonomiyi. Ama geçen yılın son çeyreği itibariyle üretimi çok konuşmaya başladık. 2022 geldim. Sanki şöyle bir durum var. Kur korumalı vadeli sistemin devreye girmesiyle kurdaki köpük düşünce ya da ona dair bir takım hesap kitaplar tutunca başka bir şey yapmaya gerek kalmadı gibi bir algı var. Ve o tarih itibariyle işte Mart'ın da neredeyse ortasına doğru geliyoruz. Ne sanayide, ne üretimde, ne tarımda böyle planlı, adam akıllı bir sistemler bütününü göremiyoruz Hakan Topkurulu. Yani biraz da bu meseleyi açıkçası buradan sorgulamak istiyorum. Sizin gözleminiz nedir? Şimdi ya biraz uzattım ama mesele anlaşılsın diye kusura tabii, bakmayın. Tabii, estağfurullah. Şimdi bakın. Biz bu istihdam tablosundan başlayalım, o sanayi verilerine doğru gelelim. Buyurun. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi kararlar alması gereken bir aşamadayız. Tarımla ilgili çok şey konuşmuştuk. Tarımla ilgili gerçekten bir takım hareketlenmeler var. Bunun sonucunu göreceğiz tabii. Öyle hareketlenmeler var ki, Tarım Bakanı da değişti. Tarım Bakanlığı'nda çok ciddi bir FETÖ operasyonu da yapıldı. Bunlar olumlu şeyler. Gübreyle ilgili işte tarım kredi kooperatiflerinde yapılandırmalar, Ziraat Bankası yapılandırmaları falan. Her ne kadar mazot fiyatları olağanüstü şekilde arttıysa da buna da hükümetin çok kısa zamanda önlem alması lazım. Şimdi o konuyu kapatıyoruz. Peki. Şimdi bakın bir başlıkla ben başlamak istiyorum Sayın Karadut. Hatırlar mısınız? Ben sürekli Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Merkez Bankası Başkanı, Sayın Ekonomi Bakanı iyi yapıyorsunuz, hoş yapıyorsunuz. Yatırım, istihdam, üretim diyorsunuz. Bunlar da evet. İhracata çok dikkat edin. Çok büyük sıkıntı doğabilecek oralarda diye kaç defa uyardık. Aşağı yukarı tüm programları ben bunu uyararak geçiriyorum. Şimdi bakın. İstihdamla paralel ne tür verilerle karşılaşıyoruz? Şimdi bu tablonun mavi ve sarı kısmı aslında aynıdır.
Ben ama son iki satıra dikkat çekmek için tabloyu sarıya, sarı renge çevirdim en sonda. Şimdi bakın, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus Aralık ayında 64 milyon 173 binmiş. Doğal olarak Ocak ayında artmış 64 milyon 256 bin olmuş nüfus. Buna karşın bir yanındaki sütun, iş gücü denilen sütunda 33 milyon, yani bunların çalışan nüfus bunun içinde, okuyanlar, yaşlı nüfus, bebekler falan hariç, 33 milyon 791 binmiş Aralık ayında. Ocak ayında burada düşüş var. 33 milyon 769 bin. Şimdi şöyle bir yanılsama çıkıyor. İşsizlik sanki değişmemiş gibi Aralık ve Ocak ayında 11.4 gibi görünüyor. Halbuki 3. sütuna, istihdam sütununa bakarsak, umarım izleyicilerimiz okuyabiliyordur. Çalışan kesim 29 milyon 953 binden 29 milyon 910'a düşüyor. Yaklaşık 43 bin civarında şeyde düşüş var. Çalışan sayısında, istihdamda düşüş var. Şimdi evet, şimdi bakın, dolayısıyla 11.4'ün olması imkansız ama işte bu istatistik şeyin, tabloların az izliği. Ben bunun kasıtlı falan olarak değerlendirmiyorum ama başka bir noktaya gelmek istediğim için bunu açıklamak istedim. Şimdi bakın, biz ne dedik? İhracat, dikkat edin, her şey olabilir. Şimdi Avrupa'dan yavaş yavaş şey sinyalleri gelmeye başladı. Resesyon, enflasyon artıyor, durgunluk, büyüme rakamlarını geri çekiyorlar. Bugün Lagarde'ın açıklamaları vardı. Dün Avrupa Merkez Bankası faizleri yukarıya doğru çekme, arttırmadı. Ama bugün Lagarde açıklamalarında şunu söyledi. Biz dedi, üçüncü çeyrekte dedi, parasal genişlemeyi durdurup, yani para basıp dağıtmayı durdurup faiz arttırmaya geçebiliriz dedi. Bunu bir ay önce daha, bakın çok değil, bir ay önce aynı Avrupa Merkez Bankası 2023 yılının ne zaman faiz arttırmaya geçeriz belli değil. Biz çünkü parasal genişlemeye devam edeceğiz, yani para basıp dağıtmaya devam edeceğiz. Biz çünkü ekonomide süratlenme, hızlanma istiyoruz, büyüme istiyoruz'a geliyordu. İyice kafaları çorbaya döndü. Hele bu Rusya'ya yaptırım meselesi işin içine girince kafaları bulandı. Ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Bakın, sadece Avrupa değil, Amerika'da ne yapacağını bilemez durumda. Ve bizim neyi etkiledi bu? Sanayi rakamlarını etkiledi. Bakın, bugün açıklanan sanayi rakamlarında yıllık büyüme var gibi görünüyor. Çünkü bir yıl önce bu zamanlarda kapalıydı, hatırlayın şeyler, pandemi dolayısıyla. Dolayısıyla sanayi üretimi çok düşük olduğu için bu 7,5 sanki büyüme varmış gibi görünüyor ama aylık olarak sanayi üretiminde düşüş var Sayın Karadut. Bakın, bu ilk cari açıkta kendini gösterdi. Enerji fiyatları, enerji maliyeti bilmem ne bilmem ne. O zaman tırnak içi araya gireyim. O zaman bu sizin anlattığınız aylık bazdaki düşüşle aylık bazdaki işsizlik o zaman birbirine paralel gibi mi? Öyle anlayabilir miyiz? Tabii tamamen. Bakın, bunlar önümüzdeki aylarda daha derinleşerek gidecek. Devam edecek. Neden? Anladım. Bizim çünkü daha önce tablolarını göstermiştim. İhracatımızın çok önemli kısmı bugün Rusya'ya yaptırım uygulayan Atlantik ülkeleri. Doğru. Bizim ihracatımızın yaklaşık %55-60'ı Atlantik ülkelerine ve ihracatımız çok önemli bir şekilde sanayi mamulleriyle, biliyorsunuz, rakamsal olarak büyük olanı sanayi mamullerinden kaynaklanıyor. Sanayi mamullerinde, sanayi rakamlarında düşüş var. Tekrar ediyorum,
hala bir şeyleri kaçırmış değiliz. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada Kırım'la ilgili söyledikleri, Rusya ile ilgili söyledikleri sanılmasın ki Rusya'nın gözünden kaçıyor ve Rusya bunları anlamıyor ne demek istediğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bakın Türkiye karar, biz hep şunu söyledik değil mi? 2022 artık düğümün çözüleceği yıl olacak. Gordiyon'un düğümü, İskender'in kılıcı Gordiyon düğümünü kesecek, çözecek. 2022 bu yıl. Buyur. Siz buna karar vermek zorundasınız. Bir oradan, bir buradan olma şansınız yok artık. Sizi buna zorlayacaklar. Bakın siz ne dediniz? G20 ülkelerine kapsatmak istiyorlar bu şeyi. G20'de kimler var? Hindistan, Çin, Türkiye, Endonezya, Avrupa ülkelerini saymıyorum zaten ya. Bizleri zorlayacaklar yaptırıma girmemiz için. Bizim bu yaptırımlardan bugüne kadar nasıl uzak durduysak uzak durmaya devam etmemiz lazım. Şimdi ben onların nedenini anlatayım isterseniz biraz bu istihdam rakamlarından sonra. Şimdi bakın ben 3 ülkenin enflasyon rakamlarını çıkardım. Bunlar bir kısmı Atlantik'i temsil ediyor. Bir kısmı dediğim Çin Halk Cumhuriyeti'nin rakamları da Asya'yı ve Asya'daki üretim devrimini, üretimin neyi getirdiğini ifade edecek bize. Ben rejiden rica edeyim. Çin'in enflasyon ve üfe şeylerini ekrana alabilirsek. Şimdi buna bağlayacağım onları Sayın Karadut. Evet, böyle yansıdı. Çin enflasyon ve Çin üfe rakamları. Evet. Siz de görüyorsunuz sanıyorum. Şimdi bakın. Çin'in enflasyon rakamına bakarsak, üstteki tablo yani. Bakın Çin'in enflasyon rakamı maksimum 2,5'a çıkmış. Daha sonra Kasım 21'den itibaren düşüşe geçmiş. Daha önceki programlarda da söylemiştim. %1'in altında seyrediyor. Bakın Ocak ve Şubat aylarında %9 Çin'de enflasyon. Yani Çin'de enflasyon sıfıra yakın. Zaten geçmişine de baktığımızda Çin'de enflasyonun birazcık %2,5'u geçtiğini görüyoruz. Şeye gelelim, Çin'in tüfe rakamlarına gelelim. Yani şey maliyeti, sanayinin, üretimin maliyeti, halka yansıyan maliyet çok düşük. Üretimin maliyetine gelirsek, Çin'de en yüksek, bakın daha önce eksilerde seyreden, bakın -2'lerde falan seyreden Çin'in üfesi, doğal olarak bu bütün dünyada şey yapan enerji maliyetleri osu busuyla beraber en fazla Ekim 2021 ayında %12-13'ü görüyor. Ve ondan sonra tekrar aşağıya veriyor. Ocak ve Şubat'ta %8'ler civarına düşüyor. Şimdi şunu peki söyleyeyim. Bunu nasıl başarıyor? Yani bu temel olgu. Şimdi bakın şunu da söyleyeyim. Yani sopa mı vuruyor? rakamları mı belirliyor? Dayak mı atıyor? Yani nedir bu işin sırrı Hakan Topkurlu? Tabii. Şimdi bir kere şunu da belirteyim. Buyurun lütfen. Biliyorsunuz Çin dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en yüksek miktarda İthalat yapan ülke. Nüfusu baz alındığında ele değil mi? Nüfusu ve üretim hacmi ele alındığında en büyük enerji, hem doğalgaz hem petrol ithal ediyor. Tahıl ithal ediyor. Çok büyük montanlı üretim yaptığı halde. Ham madde ithal ediyor. Maden ithal ediyor ki bunların hepsinin dünyadaki fiyatları %100'ü aştı. Peki Çin ne yapıyor? Çin şunu yapıyor. Çin bir ikili ilişkilerle ülkelerden bunu, bakın İran'da petrol ve doğalgaz alıyor. İran'da ambargo koydular. Kimse İran'a yanaşmazken Çin İran'a yatırım karşılığında, bakın karşılığında yatırım yaparak
şeyden ithalat yapıyor. Şimdi doğal olarak Çin'le İran arasındaki ticarette enerji fiyatı nasıl olur Sayın Karadut? Düşük olur. Çok doğal. Çünkü İran'ın elindeki tek ihraç kalemi, tek gelir kalemi maalesef enerji, petrol ve doğalgaz ve Amerika İran'ın boğazına yapıştı ve sen dedin ki hiç kimse senden doğalgaz alamayacak, kimse de alamaz dedi. Biz buna uyduk. Ama Çin uymadı. Çin kim bilir hangi fiyatlardan alıyor İran'dan doğalgazı, petrolü. Tabii düşük olur. Bakın Çin biliyorsunuz bu harekat başlamadan önce Putin Çin'i ziyaret etti ve çok ciddi, çok önemli bir deklarasyon yayınladı Çin ve Rusya. Ve Çin Rusya'nın doğalgazını ve petrolünü ve tahılını alma sözü verdi. Bunlar açıkça ifade edildi zaten o deklarasyonda. Daha bir sürü şey ifade edildi de acaba Rusya Çin'e enerjiyi, tahılı kaçtan satıyor? Bu dünyada deklare edilen fiyatlardan mı satıyor? Bu kadar açık. Kimle dost olacağınızı bileceksiniz. Kimle ne yapacağınızı bileceksiniz. %1'i bile bulmayan enflasyonla Çin şeyi geçiriyor. Bu büyük çalkantıyı geçiriyor. Bizim 1930'larda geçirdiğimiz gibi Sayın Karadut. Bakın dünya yanıp yakılırken 1930'larda bunları hep bahsettik. Sovyetler Birliği ve Türkiye inanılmaz atak yaptılar değil mi 1930'larda? İşte aynı olay Çin. Aynı olayda bugün bizim şansımız var. 1930'larda Sayın Karadut, bakın Mehmet Perinçek'in bir kitabı var. Sovyet Rusya'ya yapılan yaptırımlar, Türkiye Sovyetler Birliği ilişkileri Mustafa Kemal zamanında falan. Avrupa bugün Rusya'ya uyguladığı yaptırımları o zaman da Sovyetler Birliği'ne uyguluyor. Maç yapamıyor Sovyet Rusya takımı hiç kimseyle. Yasak çünkü. Bugün de yasaklıyorlar ya. Putin'in kara kuşağını da siyah kuşağını da şey yaptılar, iptal ettiler. Yani komik komik şeyler. O dönem Türkiye ile Sovyet Rusya maç yapıyorlar Sayın Karadut. O dönem tek bu yaptırımları dinlemeyen Mustafa Kemal'in Türkiye'si Sovyet Rusya'ya karşı. Ne oluyor bunun karşılığında? Rusya'ya portakal ihraç ediyorsunuz. Yerine sanayi kuruluşu kuruyorsunuz. Aynı dönemi yaşıyoruz. Şimdi o fırsatlar ne yapılması gerek dönemi şeyine giriyoruz anlatmaya. Şimdi bakın Çin bu durumda. Değil mi? Şimdi gelelim ben Almanya'yı rica edeyim. Hem enflasyon hem üfe olarak ekrana getirsin. Reji. Buyurun. Şimdi bakın Almanya'da durum vahim. Almanya'da durum vahim. Bakın Almanya'da üst şeyden başlayalım. ÜFE yani üretici fiyatları %25 artmış. Bakın Çin'de %8 ve aşağı eğimli. Almanya'da yukarıya doğru devam ediyor tırmanmaya enerji fiyatları. Ve bakın bir iki ay sonra bunların çok daha fazla yukarıya doğru evrildiğini göreceğiz. Çünkü Almanya komşusundan doğalgaz almıyor Rusya'dan. Gidecek başka yerlerden almak zorunda kalacak. Rusya'dan aldığı ham maddeyi almayacak. Rusya'ya da yaptığı 30 milyar dolarlık ihracattan da olacak. Yani Almanya kendi kafasına çekiç sallıyor. Artık bu ayağına kurşun sıkmaktan da farklı bir şey. Bunun daha yukarıya gittiğini göreceğiz. Tekrar ediyorum. Almanya'da üfe 25. Siz zannetmeyin bizde %100 bu yıl ne olacak oraya koyar mı? Öyle bir koyacak ki akılları şaşacak. Çünkü bunlar politikaları Çin gibi politikalar değil Sayın Karadut. Halkçı politikalar olmadığı için bunlar bireysel ülkeler. Onun için birbirlerine destek olma şeyleri falan yoktur bunların. Hatta yani biz pandemi döneminde yaşadık. Birbirlerinin şeylerine el koydular bunlar. Doğru. Maskesidir,
sağlık şeylerine koydular, malzemelerine. Ya bu bunlar yani zaten en son Çaykovski'yi yasaklıyor adamlar. Ya, sen kimsin de Çaykovski'yi yasaklayacaksın ya? Nasıl Alman Rus sanatçılarım Rus sanatçıyı, Belarus sanatçıları yasaklıyorlar. En son ne bir şey duydum ben. Belarus öğrencileri de bilmem yani tamamen ırkçı ve neonazi uygulamalar çıkıyor bunların içlerinden. İçlerindeki hortlak canlandı bunların. İçlerindeki şeytanı canlandırdılar. Bakın bir de enflasyon rakamlarına bakalım. Alttaki tablo geçen ay sanki biraz düşmüş gibi ama maalesef yükselmeye devam ediyor Almanya'da enflasyon. Dolayısıyla kaça gelmiş bakın 5'i geçmiş enflasyon şeyde Almanya'da. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin rica edeyim. Tabii bunu Almanya'yı örnek veriyorum da kalabalık etmemek için. Ben buraya İtalya'yı, Fransa'yı falan çıkarsam yandı gülüm keten elva. Bu Avrupa'nın en sağlam şeyi, ülkesi biliyorsunuz. Üretici ülkesi Almanya bu durumda. ABD'deki enflasyonda maalesef ABD'deki enflasyonda şey yayınlanmadı henüz. Üretici fiyatları yayınlanmadı. Ama Amerika'daki enflasyonda %8'lerde ve yukarıya doğru çıkıyor. Muhtemelen Amerika'daki üfe bu ay çift haneli rakamları görecek. Yani en son 9.75'ti. %10-11'ler bekleniyor. Beklenti rakamı yukarıya doğru. Amerika Birleşik Devletleri de buraya doğru, yukarıya doğru çıkıyor. Ha, bunları niye gösterdim bizim istihdam ve sanayi rakamlarından sonra? Şimdi bakın 15 Mart önümüzdeki hafta Salı günü yanılmıyorsam. Salı günü FED toplanıyor, Amerikan Merkez Bankası, ve faiz artırım kararı verecekler, artık deklare ediyorlar bunu. Ya çok önemli bir şey olmazsa faiz artırımına geçmek zorunda kalıyorlar. Ve diyor ki şey Yellen, Amerikan Hazine Bakanı, bizim diyor önümüzde diyor çok zorlu bir enflasyon süreci var diyor. Şimdi bunları söyleyip siz faizi yukarıya çektiğiniz ve büyüme rakamlarını aşağıya doğru revize etmeye başladılar. Bakın bunların hepsi bize, o ihracat onlar bize şey olacak maalesef. Maliyeti bize çıkacak bunların. Çünkü onların en hafif durgunluğu ilk önce bizden alımlarını durduruyor maalesef. Biz de bütün şeyimizi, enerjimizi, bütün dikkatimizi Avrupa'ya, Amerika'ya yaptığımız ihracata verdik. Maalesef hükümet bazı şeyleri anca başına geldikten sonra algılayabiliyor. Ufak tefek çıkarlar uğruna günübirlik fırsatçılık mantığıyla maalesef şeyi yakalayamıyor. Süreci yakalayamıyor. Şimdi bakın başka gösterecek bir şey var mıydı? Yoktu. Bir tablo daha var, onu göstermeyeceğim. Gelen sorular da var. Onu da aktarmak isterim. Ben izninizle bir dakika, tamam, bir iki dakika şeye ayırmak istiyorum. Bakın olay çok net. Avrupa daralmaya gidiyor. Atlantik daralmaya gidiyor. Rusya'ya vurdukları her darbe kendilerine doğru dönüyor. Ve bunun aylardan beri buna bas bas bağırdığımız halde ihracat bakın düşme başladı. İmalat sanayi rakamları hemen verir. Cari açık rakamları zaten bağıra bağıra geliyor. Yıllık 30 milyar dolara doğru tırmanıyor. Geçtiğimiz yıl 14 milyar, 17 milyar dolardı cari açığımız. Bu yıl 30 milyar dolara doğru tırmanacağı ifade edilmeye başlandı. Bakın, aklımızı başımıza toplayalım. Bakın, Rusya Asya'da bizim komşumuz ve yoldaşımız. Bunu böyle bilelim biz. Bakın, Sovyet Rusya, Mustafa Kemal'in vasiyetiydi. Geçen hafta bahsettik. Nedir Mustafa Kemal'in vasiyeti? Sovyetlerle beraber olun, onlarla beraber hareket edin. Mustafa Kemal
şunu düşünemez miydi? Ya bugün Sovyetler Birliği ile iyisin ama yarın düşmanı o kadar aklı ermiyor muydu? Mustafa Kemal'in de bunu böyle özellikle söylüyor. Çünkü Mustafa Kemal ileriyi görüyor. Gördüğü şu Mustafa Kemal'in. Rusya ve Türkiye anti-emperyalist olmak zorunda. Bunlar anti-emperyalist olmaz, dayanışmazsa Atlantik bunları, Batı bunları yıkar, parçalar. Onun için dayanışma içinde olun dedi Sovyetler Birliği ile. Yoksa o gün Kurtuluş Savaşı'na Sovyetler yardım etti, o dönem sanayi gelişmemize yardım etti diye değil. Biz kader ortağıyız Rusya ile. Bakın, kader birliğimiz var. Emperyalizme karşı kader birliğimiz var. İyi ki bugün Rusya NATO'ya karşı çarpışıyor, savaşıyor. Bizi rahatlatıyor. Bakın, bizim üzerimizdeki baskıyı hafifletiyor. Yoksa Rusya'yı çözerse NATO ikinci hedefte biz varız. Bunun farkına varalım. Bunun farkına varmak Doğu Akdeniz'i Doğu Akdeniz'i bekletecekler, bekletiyorlar şu anda. Yoksa Doğu Akdeniz'de bu kukla Kürdistan'dan vazgeçtiği yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Sadece yukarıdan çözüp olayı aşağıya doğru Yunanistan'a boşuna, ya Dede Ağaç 40 kilometre öteye sınırımıza tank top yerleştirdi. Hani bunlar Rusya'ya gidecekti? Bir tanesinin yerinden hareket ettiği yok bunların. Bizim için geldi onlar. Farkına varalım biz bu işin. İki, Rusya'nın toplam turisti Avrupa'ya giden 17 milyon. Bunları tekrarlamak zorundayım. Türkiye'ye gelen turist 5 milyon. Bu 17 milyon turistin de Türkiye'ye gelme gibi bir şansı var. Bir. İkincisi, yaş sebze meyve ihracatı. Ya 1-2 milyon insan geçimini sağlıyor yaş meyve sebze ihracatından Rusya'ya. Rakamı küçük görmeyin. 1 milyar dolar küçük gibi görünebilir ama arkada beslediği nüfus çok fazla Sayın Karadut. 3. Enerji güvenliği. Çin nasıl enflasyonu aşağıda tutuyor? İşte böyle tutuyor. İran'ı destekleyerek, Rusya'yı destekleyerek aşağıda tutuyor enflasyonunu. Aynı şeyi biz de başarabiliriz. Artık bırakalım şu NATO'yu, bırakalım Batı'yı. Onlar bize muhtaçlar. Göreceksiniz, korkmayalım, biz onlara ihracat yapamayız diye. Rusya Avrupa'dan alamadığı malları Türkiye'den alabilir Sayın Karadut. Bizim o altyapımız var. Mercedes'i BMW'yi satamayız sadece. Ama Rusya'ya satabileceğimiz çok ciddi bir mal külliyatı, yelpazesi var elimizde. Ve tahıl, daha uzatmayayım sizden, seyircilerimizden gelen soruları. Çok da dar bir sürem kaldı. Çok hızlı yanıtlar eğer mümkünse. Son çünkü 1,5 dakika gibi bir sürem kaldı. Sayın Karadut, iyi akşamlar demiş Burak Somun. Şu an Rusya ile ticaret yapan birçok firma var. Swift sistemi şu an kullanılmadığı için bu firmalar alacaklarını tahsil edemiyor. Bu firmalar için alternatif bir ödeme sistemi olacak mı diye sorar. Bakın, Türkiye ile Rusya bunun çalışmasını, altyapısını yaptılar. Rusya'nın SPFS sistemi var. Bu Rusya'nın SPFS sistemine çok rahatlıkla Türkiye karar verdiği anda entegre olur. Yalnız ben size şunu söyleyeyim. Swift sisteminde Türkiye bankaları yaptırım uygulamıyor. Ben alacaklarını alamıyor olmalarının başka gerekçeleri vardır. Onlara da bakmak lazım. Şu olabilir, belki dolar üzerinden falan riskli olabilir bankalardan parayı çevirmek. Onu farklı şekillerde hükümetin ona çözüm çok rahat bulur. Bakın, şunu söyleyeyim size, hükümet karar verdiği anda 2 saatte paralar bu takır takır çözülür. Gidip gelmeye başlar. İran örnektir buna. Daha önce İran'da yaşadık biz bunu. Halk Bankası çok rahat bu sistemi kurmuştu. Efendim, Şükrü Özder Bey'in saygı selamları var. Geçen yayınlarda verdiğiniz yanıtlar için. İsmail Ayhan Yücel, bir diyor, üretim bazlı olarak dar boğaz giderici, kredilendirme ve devlet yatırımlarına ödenek ayrılması ve mikro kredi uygulamasına üretim devrimi programında yer verilecek mi diye de sorar. Ama son 30 saniyen falan Hakan Tokurlu. Tabii,
Tabii mikro kredi üretim devriminde özellikle KOBİ'lere yönelik ve KOBİ'lerin önünü açan destekler kesinlikle verilecek. Çünkü KOBİ'lerin Türkiye için önemi gerek istihdam gerek üretim esneme konusunda müthiş bir şekilde Türkiye'nin KOBİ'lere ihtiyacı var. Kesinlikle üreticileri destekleme konusunda da her türlü gerek zirai krediler gerek uzmanlık kredileri ve yeni bankalarda kuracağız. Bankaları kendi kollarında uzman olan bankalar, Ziraat Bankası vesaire vesaire. Peki Bankası efendim. Eren Yurt Bey de sizi destekliyor. Mirkart devreye sokuldu. Rusya Merkez Bankası açıkladı. 10 ülke arasında Türkiye'de var diye o geçen haberleri bize iletmiş ve aktarmış oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz Hakan Topkurulu. Daha yoğun ekonomik dengeleri konuşacağımız bir haftaya giriş yapacağız. Önümüzdeki haftaki gündemlerde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Efendim Sayın Topkurulu size valinize iyi akşamlar. Birazdan teferruat, önemli teferruatlarla birlikte sizle birlikte olacak Halil Nebiler. Yeniden sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın.